Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Letonya'nın başkenti Riga'da. Çavuşoğlu'nun gündeminde ise Libya ve Afganistan gibi konular yer alıyor. NATO'da gündem Rusya, Belarus, Afganistan ve Batı Balkanlar'daki durum. Bunun yanı sıra ittifakın yeni stratejik konsepti de masada. Çavuşoğlu toplantıda Türkiye'nin yeni konsepte ve Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki sınavlara dair Türkiye'nin görüşlerini paylaştı. Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları ile aile fotoğrafı çekiminde de katıldı. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele rakamlarını paylaştı. Bu yılın başından itibaren 2529, Kasım ayında ise 169 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise 2529 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Terörle mücadele rakamları paylaşıldı. Kasım ayında ise 17'si büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edilmiş ve 169 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kasım ayı içerisinde harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 16 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. FETÖ'yle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapıldı. 24.253 personel ihraç edilmiş, 1.201 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak 30 Kasım 2021 tarihleri arasında 3.608 personel kamu görevinden çıkarılmış. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükselten tavrının devam ettiği vurgulandı. Dördüncü tur için heyet beklendiği ifade edildi. Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içindeki tüm iyi niyetli ve samimi yaklaşımlarına rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerine maalesef devam etmekte. Yaptığımız tüm diyalog ve görüşme çağrılarımızın karşılığında Türkiye'ye karşı yönelttiği temelsiz suçlamalarını sürdürmektedir. Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik 2321 ihlal gerçekleştirmiştir. Güvenlik kaynakları ABD'nin Yunanistan'la Dede Ağaç bölgesine yaptığı askeri yığınağı da değerlendirdi. Çok büyük bir seviyelerde yığınaklanma söz konusu değil. Endişelenecek durum yok, takip ediyoruz denildi. Güvenlik kaynakları F-35 süreciyle ilgili taleplerin ABD'ye ulaştırıldığını ve F-35 toplantısının 2022 başında ABD'de olacağını söyledi.